Balık Sokası'ndan merhabalar, ben Akın. Bu videomda kalkan hamında kullanabileceğimiz güzel bir takım yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler iğne, yorgan iğnesi, oltamızın ucunda takılı olacak klips, fır döndü, boncuklu dalga kurşunu diye piyasada satılan kurşun ve mantar. Mantar değişik şekilde mantar olabilir. Farklı farklı piyasada mantarlar var. Fosforlu mantar. Hemen daha fazla sizi bekletmeden takıma geçelim. Önce şunu söyleyeyim. Bu kurşunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun avantajı dalgaya takılması. Başka kurşunu da kullanabilirsiniz ama ağır seçmelisiniz kurşunu o zaman. Minimum bir 200-250 gramlık kurşun seçmelisiniz ki kıyıdan attıktan sonra alt ya da üst akıntıyla beraber gidip gelmesin. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Kurşun. Hemen daha fazla tutmadan nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle mantarla işimiz var. Mantarı kesmemiz lazım. Yaklaşık olarak 1 santimlik bir uzunluğa ihtiyacımız var. Yani elimizdeki mantarı ikiye kessek yeterli. Şimdi mantarımız burada. Mantarımızı hemen hazırlayalım. Daha önceden hazırladığımız yorgan iğnesi diye tabir edilen iğne ile hemen misinemizi geçiriyoruz. Mantarımızın içinden alıyoruz. Birinci aşama tamam. Hemen misinemizin kırılan ucunu imha edelim. İkinci aşamada iğne koyacağız. İğne bağlayacağız şuraya. Hemen bağlayalım. İkiye katlıyoruz iğnemizi, misinemizi. İkiye katladığımız misinimizin hemen ucuna palamızdan tutma suretiyle iğnemizi yerleştiriyoruz. Şimdi şu gördüğünüz bölümü iğnemizin palası ve şu iğne etrafında 5-6 kere çeviriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere çevirdikten sonra misinimizin bu ucunu tutuyoruz. Sol elimizle, sağ elimizle de misinin ucunu yavaşça çekiyoruz. Sonra aşağı indirelim ve sıkıştırma işlemini yapalım. Kanalımızda iğne nasıl bağlandı videoları mevcut. Ayrıntılı bir şekilde anlattık. Eğer tam olarak göremediyseniz kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Birinci aşama tamam. Şimdi kalkan balığı bildiğiniz gibi dip balığı. Toprağın altına gömülür ve orada belki saatlerce avlanmak için yemini bekler. Ortalama 10 santim civarı bir mesafe bırakmanız lazım. Yani kurşun gömülecek, fır döndü de fosforlu mantarımızda yemi yukarı alacak bu şekilde. Şu şekilde göstereyim. 10 santimlik bir mesafeye fır döndüğümüzü bağlamamız gerekiyor. Bu arada ben büyük iğne kullandım. Ağızları çok büyük oluyor kalkan balıklarının. Rahatlıkla bunu yutabilir. Bunu ikili iğne de, şeklinde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben tekli yaptım bu videomda. Şimdi 10 santimlik bir mesafeye hemen fır döndüğümüzü bağlayıp takımımızı tamamlayacağız. Bu kolay yapılan bir takım zaten, kalkan takımı. Hemen fır döndüğümüzü bağlayalım. Misinimizin ucunu ana beden etrafında 5-6 kere çeviriyoruz. 2, 3, 4 ve 5 kere çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şuradaki delikten geçiriyoruz gördüğünüz gibi. O delikten geçirince burada bir delik daha oluştu. Bu delikten de geçiriyoruz. Biraz çekiyoruz. Sonra sol elle tutuyoruz. Sağ elimizle de misinenin ucundan tutup sıkıştırma işlemini yapıyoruz. İşlem tamam.
Biraz daha çekip sıkıştıralım. Ardından fazlalığını alalım. Takımımız hazır arkadaşlar. Şimdi diğer malzemeleri nasıl kullanacağız? Oltamızdan gelen gördüğünüz gibi klipsli fır döndüğümüz mevcut. Her oltanın ucunda bu genelde bulunur. Hemen kurşunumuzun içinden geçiriyoruz. Aynı zamanda fır döndüğünün de içinden geçiriyoruz ve klipsimizi bağlıyoruz. Takımımız hazır arkadaşlar. Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Yani çalışma stratejisine gelirsek oltamızla kıyıdan atıyoruz. Toprağa gömülüyor. Gördüğünüz gibi bu da suyun üstünde kalıyor. Burada mantarı çok büyük seçmeyin. Yemi yukarı kaldırabilmesi yeterli. Yemi biraz hareket ettirmesi yeterli. Büyük mantar seçerseniz muhtemelen gördüğünüz gibi kurşunu yerinden oynatacaktır. Kalkan balığı avlarken uzun süre beklemeyin arkadaşlar. Atın, bekleyin. Baktınız vurmuyor. Bir 10-15 santim sarın 2-3 tur. Bir yarım saat daha bekleyin. Sonra tekrar sarın. Yani devamlı arayın balığı. Zaten internette videolar mevcut. Kalkan balığı ülkemizin nerelerinde rahatlıkla avlanır, hangi bölgelerde mevcuttur diye biraz araştırma yapıp bulunduğunuz bölgeye yakın bir kalkan avlayabileceğiniz bir yer bulabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Takımla ilgili sorularınız varsa videomuzun hemen yorum bölümüne sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.